Er ya da geç isteyecek cevapları. Ne yapacağım? Sen hikmetin sahibisin. Kitap seni seçtiyse, sen onun dilini çözdüysen, onun da bir yolunu bulacaksın. Vermemem lazım cevapları. Deli bu adam. Seni bana getiren her neyse, aşığı görmen, onu takip etmen, benim vicdana gelip seni kütüphaneye almam, bunların bir hikmeti var. Ya bir taraftan sen, bir taraftan amcam. Bak boşuna medet umuyorsunuz. Ben sizin zannettiğiniz gibi bir kurtarıcı değilim. Öylesin babam. Öylesin. Kitapta ne yazdığını bilmiyor ki. Uydursam, ilki gibi bir bilmece versem ona. Hayır. Hakikati yaz. Takip et. O hakikat senin yolun olacak. Vahit ne yaparsa yapsın sana hizmet ediyor. Haberi yok. Çözüme katkıların için çok teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu? Sizi niye koydu buraya? Ya bu kitaptaki sorular var ya. Onları istiyor. Ya bu kitap ne, bunu muhtebiyat? Soru soru, kitap soru ya. Ne anlatır, ne diyor bu kitap, hele bir anlatın ya. Kardeşinin delilikleri işte ya. Ben de sıkıldım artık. Arif, bak şimdi. Oh. Vallahi var ya, bana kasasına ihtiyaç olmasa ben seni isterim ki hep böyle öpeyim, koklayayım. Bana göre hava hoş. Lakin artık sana ihtiyaç var Cüneyt'im. Sana ihtiyaç var ha. Cebimde saklamıyorum herhalde Cüneyt'i. Nasıl inandırayım sizi? Vallahi Mürşit Hazretleri, bizi inandırma. Mühim değil. Biz sana zaten inanırız. Lakin inandırman gereken insanlar var. Yolunu gözleyenler. Ya Hayran, ben sana senin arkandan gelenler var demedim mi? Eşimi seni gördüler. Konuşulanları duydular, aklım gitmiş şey etmiş diye. Yol ehli yolunu kaybederse bu garibanlara kim yol gösterecek? Hem korkuyorlar hem de dağılıyorlar ha. Ben mi istedim böyle olmasın? E madem peşimden o kadar insan geliyor, gelsinler kurtarsınlar beni buradan. Cüneyt Efendi, onların kurtarılmaya ihtiyacı var. Bizim var, abudan bu dergah. Vahidi oradan indirecek kişi de sensin sen. Kurtarıcı olan sensin. Bunu kabul etsen de etmesen de borçlu olan da sensin. Cüneyt Efendi, çoban kuzusuna muhtaçtır. Ama aynı zamanda ondan mesuldür. Yeter ki arkada duran insanların ümidi taze, imanları kuvvetli olsun. Deli zannediyorlar değil mi? İnandıramadın onları. Şimdi de gelip karşılarına geçip numara yapmamı istiyorsun Cüneyt gibi. Hocam, vallahi kafa hala zehir ha. Cüneyt işte. Ya Hayran, ben sana Cüneyt ol demiyorum. Cüneyt olana kadar Cüneyt gibi ol diyorum. Öyle davran diyorum. Çık bir suretini göster, iki kelam et diyorum. Bu kadar ya bu. Ya imkansız senin bu istediğin. Ben bilmediğim biri gibi davranamam. Öyle bir anda Cüneyt olamam. Allah'ın ipine tutunanlara yeis yoktur. Olursun. Olacaksın. Selamun aleyküm. Arif. Benim buradan gitmem lazım. Bunca zaman insanlara Cüneyt gelecek, irşad edecek. Sabredin, bekleyin, zikredin, dua edin dedik. Şimdi ne diyeceğiz? Ah, tesbih gibi dağılmayın mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz yani? Vallahi sınavlarımız çok ağır ya. Hamd senalar olsun da. Hey! Ben ne diyorum? Tamburam ne çalıyor? Arif, belli. Sen bir şey söyleyeceksin. Söyle. Nedir hayra? Vallahi hocam şimdi nasıl söylesem. Şu okul. Okula. Okulda. Okul ne okul? Seni okula mı yazdıralım Arif? Önlük mü beğenmedin? Ona mı karar veremiyorsun? Mavi mi diyorsun? Siyah mı diyorsun? Ne diyorsun? Gerçi mavi de sana yakışır ha, böyle beyaz yaka. Beyaz yaka. Söyle nedir? Ya hocam Birgül Hanım şimdi başladı ya hani. Ben de diyorum acaba ben de gitsem böyle hesaptır kitaptır bir işe. Vallahi Arif'ten gelen muhteşem bir fikir. Mürşide git de ki bele bele ben de okula kültür fizik dersine beden eğitimine gireyim de. Haydi. Neden dersin? Arif!
Arif, başımızda bin tane dert var, bir tane sen açma. Allah aşkına ya. Şuradaki işleri bir halledelim. Allah'ın izniyle sonra bakacağız ona da. Yani bir de oradaki işler güçler bizim mahallenin işlerine güçlerine benzemez. Bir gün oraya gidiyor da kız koca ders verecek. Sen ne yapacaksın orada? Hadi. Hocam, ne iş olsa, ne iş olsa yaparım. Yani ben düşündüm. Şimdi orası Kem Gözler'den ıraktır. Böyle sizin de uygun gördüğünüz bir şey olsun. Ne iş olursa bak yaparım. Alim Allah. Sen o. Hiçbiri Allah'ın kuluna ne iş olsa yaparım deme. Her işe talip olan hiç işe talip olur. Hafazan Allah. Gel. Hoş geldin Zeynep. Kandırmış bizi. Okulun peşindeymiş. Ama niye? Anlamıyorum neyin peşinde olduğunu. Yani bu kadar bilmece, bu kadar soru bir tane okul için miydi? Kafam çok karıştı. Hala soruları istiyor senden değil mi? Durmayacak. Durmayacak. Zaten seni görmek istememin sebebi o. Sizi. Zeynep sen haklıydın. Benim buradan gitmem lazım. Neyin peşinde olduğunu anlamıyorum. Ve istemeden de olsa ona o soruların cevabını vermekten korkuyorum. Ama... Benim sana bir şey söylemem gerek. Biliyorum. Babası ben değilim. Yani senin tanıdığın, bildiğin Cüneyt değilim. Zihninle ilgili bir sorun var sanırım. Artık Cüneyt olduğumu reddetmiyorum. Ama Cüneyt gibi de hissetmiyorum. Bilmekle hissetmek çok farklı şeylermiş. Cüneyt olduğumu biliyorum ama öyle hissetmiyorum. Herifin babası olduğumu... ...seni tanıdığımı... ...senin de onun da... ...böyle bir hayat yaşamak zorunda kaldığınızı kabul etmek benim için çok zor. Yüzüne baktıkça Cüneyt'e daha fazla kızıyorum. Böyle nasıl yaşanır? Kim bilir daha neler var? Bilmiyorum ama ikinizi de bu halde bırakıp gitmek... Tek çare. Son değil ama tek çare. Bu sefer her şeyi geride bırakarak değil, geri dönmek üzere gidersin. Levent amca seni görmek istiyor bu akşam tekkede, gizlice. Neden? Bilmiyorum. Ama o her daim bize yardım etmek ister Cüneyt. Seni kurtarmak ister. Sen kurtulmazsan bizi kurtaramazsın. Tanıdık duygular. Cüneyt'e ait. Kurtarıcılık. Omzundaki yüklerin ağırlığı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.